Universal King. Merhabalar herkese. Hannibal Bat seferine kaldığımız yerden devam. Ya demin birinci bölümü yayına soktum. Şu an birinci bölüm yayına girdikten hemen sonra çekiyorum bu bölümü. Abi rekor derecede az izleniyor. Niye kimse sevmiyor Hannibal Bat'ı ya? Yoksa tutulma feron gazı o kadar mı hızlı bitti ya? Vay arkadaş. Neyse ya ben keyif alıyorum. Önemli olan o. Bir devam edelim bakalım. Nereye kadar gider bilmiyorum ama kısa sefer zaferine ulaşana kadar şey yapar mıyım bilmiyorum. Troya seferi biraz fazla uzun sürmüştü. Ama belki bununla daha kısa sürer. Ya kısa sefer zaferine ulaşmak. Dur bakalım şimdi kendime bir hedef koymayayım da belki erkenden de bitirme olanağım olabilir. Şimdi şurayı fethetmiştik. Buradaki isyanı bastırmıştık. Şunlara savaş açmayı planlıyorduk. 3 tane yerleşim yerleri var. 2 değil miydi ya bunların yerleşimi? Bir yeri aldılar demek ki. Kimle savaş halinde bunlar? Arkadaşlarla savaş halinde ve biriyle daha savaş halinde onları tanımadım. Ama bunları da almamış galiba. Yani bunları da fethedebilirim de zaten bu ikisi tam da benim maksatlarıma uygun şeyler. Bir tane gıda yerleşim yeri, bir tane de tunç yerleşim yeri elde etmek gerekiyor. Onu elde edelim o zaman. Sen şuradan bir Fırat'a in. Ya şu oyunda böyle şey sulardan gittiğiniz zaman çok daha fazla yürüyebiliyorsunuz ya. Gerçekten harika bir özellik. Şu Fırat'ın suyu gerçekten yani. Şimdi burada 9 kişilik bir garnizon, 20 kişilik bir ordu, 29, 5 kişi de burada. Ama onu kovabiliriz galiba. 29 desek 20 kişiyle alır mıyım? Yani şu ordaya bir bakıyorum tırt tırt birimlerden oluşuyor gibi görünüyor. Bence alırım ya. Bir şey olmaz ya. Şuraya bir iniş yap sen. Yapamadın mı? Diğer tarafa mı inmem gerekiyor? Ha şuraya da çıkabilirsin tamam. Tamam süper. Alır mısın sen? Ha bir de burada da iki tane ekstra birim var tamam. Şimdi o zaman direkt savaş açmanın bir anlamı yok. Şu arkadaşlarla konuşayım. Sevgili Veyla, bunlara karşı savaşa girmek istiyorum ben. Temene karşı. Okey. Saldırmazlık istemiyorum. Size de saldıracağım çünkü sadece birazcık. Neyiniz varsa ondan istiyorum. Neyiniz var? Gıdanız var. Tamam. Böyle 500 gıda çok mu istedik ya? 200? 100? Oha. Hani çok gıdamız vardı lan? Okey 70 olsun. 5 turla. Dur ya ben 5 tur içinde belki bunlara saldırma imkanı olur. Zannetmiyorum ama. 70 gıda içinde değmez ya vazgeçtim. Gel. Direkt size dümdüz savaş ilan etmeyi tercih edeceğim. Okey. Mezopotamya seferi böylece devam etmeye başladı. Sen burayı bir kuşat. Okey, oto sonuç çok da acımasız değil. Muhtemelen almayacağım oto sonucu da. Dur bakayım. Şimdi şunu şuradan bir kovalım. Aynen. Çünkü şehri kuşattığım için onlar desteğe gelemiyordu ama benim şuradaki 20 kişilik ordum bu savaşa desteğe gelebiliyordu. Şimdi yürü bakalım. Okey, oto sonuç benden yana yine. Ama biraz fazla hasar alıyorum. İçerisinde okla yokla bol bol okum var zaten. Bol bol mühimmatım da var. Rahatlıkla alırız diye düşünüyorum. Büyük ordu kontrolü. Büyük ordu kontrolünü kapatsam mı acaba? Yok ya bir şey olmaz. Hoş onların da bayağı bir mezli birim var ama. Dur bakayım. Yağmursuz bir şey denk gelirse çok iyi olur. Yağmursuzdan yağmurluya geçiş yapacak diyor. Peki. Yapacak bir şey yok. Şuradan bir destek birliği geliyor. Onları oradan hallederiz. Biz şuradan saldıralım. Şöyle yapalım. Siz şöyle bir... Pardon. Şöyle bir dizilin. Sizin yarınız onları korusun. Yarınız da arkadan geleceklere karşı bir önlem olsun. Hatta şu tarafa bakın. Hani Galvat aman... Ninurta sen de şu tarafa bak. Atlar kalsın kenarda. Başlatabiliriz. Yaklaşınız efendim. Ha sadece bir tane mi geliyordu pardon. Peki. Şuradan dolaşın yavaş yavaş. Bunlar atlarla saldırırsam birazcık daha hoş olabilir benim için. Okay. O şehrin içine girecekse girsin o zaman. Şunu görecek kadar biraz yaklaşın. Sadece Ninurta'nın ateş etmesi yetmeyebilir ona. Yani yeter de. Azıcık daha yaklaş.
Yanlış oldu, pardon. Şöyle yaklaşın. Mümkün olduğunca az yaklaşmak istiyorum ki şuralarda menzil birimleri olduğu zaman bana ateş edemesinler maksat. Onların menzilleri benimkilerden az zaten. Derken şuradan ateş ettiler gayet. Okay. Şimdilik siz biraz geri çekilin, o zaman menziller ön tarafta kalsın. Veya dur, vazgeçtim, şöyle yapın. Dur. Neyse. Hızlandırmayı şey yapamadım. Şu tarafa geçin. Arka plandakilere de zaten arka planda ihtiyacım olmadığını fark etmiştim. Siz de bu tarafa geçin. Yakın dövüş gelirse eğer, ki gelenleri okluyorlar zaten. Çok uzun süre yaklaşmayacaklardır. Bunlar bayağı yaklaştı ama tamam. Okey, bayağı topluca üzerime gelmeye çalışıyorlar aslında. Aa dur, bunlarla şey yaptığımı... Bunlar diğer taraftan girecek diye düşünmüştüm. Biraz enayilik etti. Okey, bana uyar. Şu tarafa doğru dalın o zaman arkadaşlar, madem geldiler. Siz de tarafı korumaya çalışın. Siz de şu tarafa biraz müdahale edin. Bu kadar toplu bir halde saldıracaklarını düşünmemiştim. Yani şimdiden arkadan saldır. Bir kişi daha şuraya gelsin. Bir kişi daha buraya gelsin. Okçuları bir korumaya çalışın arkadaşlar. Sen onlar da gelemeden önce onların üstüne çık. Onu başaramadık pek. Sen de şu tarafa saldır o zaman. Şimdi iki taraftan kısırdım ama onlar daha kaliteli, belki kazanma ihtimalleri olabilir. Belli olmaz o şeyi. Ama şuradaki menzilleri birazcık geriye çekebilirim sanırım. Bu arada Ninurta birazcık okuyormuş. Aman diyeyim. Şöyle bir koruma modunu açarak öncelikle menzillere saldıralım isterseniz. Ninurta boşuna tehlikeye girmesin. Sen orada boşta mı bekliyorsun? Boşta bekleme. Siz nasılsınız? İdare ediyoruz ya. Her ne kadar çok daha kaliteli olsa da bir birim. Hem benim birimler daha tecrübeli. Hem de iki taraftan saldırdığım için bayağı büyük bir avantaj elde ettim orada zaten. Peki, oradaki menzilli birim gitti mi? Buradaki menzilli birim de gitsin o zaman. Okay, buradaki savaşı kazanıyoruz. Bu nedir ya? Hücum hızı veriyor. Aa, geç onu. Dur, onların oraya girmesine izin vermeyin. Şimdi şu tarafa müdahale edin. Senin o kadar kovalamana gerek yok onları. Şuradaki menzillere saldırın şimdi de. Okay, Ninurta'yı bayağı hedef alıyorlar ama ona hedef alan bir kişi var ama yine de bir geri katsam iyi olur galiba. Umarım sırtımdan vurulurken bir anda ölmem. Yapma, yapma öyle bir şey, öyle bir şey yok, öyle bir şey yok, öyle bir şey yok, öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Kim ya o Ninurta'yı hedef alan direkt? Neyse, ölmedik, sıkıntı yok. Bakın şuradaki okçuları. Galiba okçulardı zaten. Onlar kaçıyor, şu tarafa doğru ilerleyin. Bunlar ne durumda? O komutanı öldürün ya, bırakmayın siz. Tamam mı? Şimdi şunu ateş edin. Çok uzun süre hayatta kalmayacaklardır diye düşünüyorum. Neredeyse bütün birimleri kaçtı. Onlar da tamam. Şuradaki okçuları biraz hedeflemem lazım ama onları hedefleyebilmek için birazcık yaklaşmam gerekiyor. Buradaki generali öldüremedik mi? Hmm, buraya bir general daha geliyor enteresan şekilde. Öncelikle şu okçuları bir hedef alın. Buradaki piyadeler düz durabilir ya. Şuradaki okçuları da onlardan sonra kovarız zaten. Bunları Tebur'a kadar yollamışız. Ha pardon, bunlar şey, destek birlikleri, tamam. Okey, gel abi o zaman. Ya orada bayağı şey, ciritçiler bayağı hasar vermiş aslında ya, fark etmemişim. Siz mühimmatınız bitince direkt koşmaya karar verdiniz öyle mi? Bravo. Okey, şimdi koşun üstüne. Sen şu kumandanı yakalamaya çalış. Sen şuradan arkasından dolaşmaya çalış. Okay. Mimmatım savaşı kazanmaya yetmedi. Ya senden de bir destek alalım. Sadece bir cirit çalt tarafı, onu halledersin. Sen şu komutan arkadan dolaş
koşarak öldürmeye çalış. Siz de üstlerine girin bari ya, ne yapalım. Bayağı hasar aldık ama yapacak bir şey yok artık. Sen de git. Atlarlık bir durum. Ya şuradaki komutanı öldürsen. Ha, şunlara saldırtmayı unuttum bunu. Neyse, kaçıyorlar zaten. Okey, bir şeyleri kalmadı. Yavaş yavaş pes etme zamanınız gelmedi mi sizin dostlar? Bunları çevirdik. Kaçmak üzereler. Hah, güzel. Yakın demiş bir yerleri çok ciddi hasar aldı ama. Nice. Bakıyorum bakıyorum. Minur da bayağı hasar vermiş ama o okçular ya bizim şey. Ama şu yakın dövüş piyadelerini daha kalitelileriyle değiştirmek isterim yani. O da ayrı mesele. İşgal ediniz. Böylece maksatlarımın biri yerine getirmiş oldu. 2000 gıda kazandım oradan. Nice. Şimdi bu maksadı geri getirdiğim için Büyük Sargon'da şöyle bir ilerleme kaydetmişim. Bunun bekleme süresi 1. 100 altın harcayarak önümüzdeki tur bir maksat daha seçebileceğim o zaman. Peki. Güzel. Bu arkadaşımıza... Yani senin ordunda çok parlak olmadığı için şimdilik bulaşmayalım. Şunu bir beşle sen. Ya senin ekstra mühimmat seçili miydi sevgili Nurta? Evet, 115 mühimmat seçili olmasına rağmen yetmemiş. Okey. Kalabalıklardı ya, normal. Tazeleniyoruz biraz biraz. Şuraya geçince tazelenme azalacak değil mi ama? Bakayım. Hani Galbat. Evet, ikmal %10 azalacak buraya geçiş yapınca. Yani inşallah yakın zamanda geçiş yapmayız. Bir tane ikmal arttıran teknolojim var. Onu araştırmam lazım ama onun için de 9 tur istiyor ki şu an şunu araştırıyorum zaten. Ona mı yönelseydim acaba? Neyse, gıdayı bir çözelim demiştik. Tuncu çözmem lazım. Şurayı aldıktan sonra durum ne olacak ona bakarız. Şimdi bu arkadaşların başka bir ordusu var mı? Var. Var. Hala biraz güçlü durumdalar. Acaba nerede? Göreceğiz bakalım. Ama lütfen sen o şehri almaz mısın? Sen onlarla savaş halindesin değil mi? Ya o şehri bunlar alacak galiba bak. O şehri siz alırsanız direkt size savaş açarım kardeş, kusura bakma. O şehre çok ihtiyacım var benim. Neyse, buradan basabileceğim bir birim zaten yok. Sana da basmak istemiyorum. Kendi takas anlaşmaları Asur'la, MR'la. Şu MR'la anlaşmayı bir tazelesek fena olmaz. O yani belki bana savaş açmamasını sağlamıştır. O hani mini bir saldırmazlık anlaşması gözüyle bakıyorum demiştim ya oradaki ticaret anlaşmasına. Belki öyle bir şeyi olmuştur, etkisi olmuştur. Sen ne istiyorsun, ondan istiyorsun. Sana 100 odun vereyim turbaşı. Sen de bana neyin var? Yemek ver şöyle 200 falan. ...470 de olur. 80. Tamam, süper. Güzel. Tuncu olan var mı? Yok. Yani en azından çok olan yok. Vay, yemek de artıya geçtim. Bu oyunda pek rastlanmaz böyle bir şeye. Aa, bu arada şey, burayı ele geçirdikten sonra meşrutiyetim 150'yi geçti. Dolayısıyla tacın günce gidiyoruz ve özelliklerimizi seçiyoruz. Şimdi neyimiz var? Angarya iş gücü. Binaları doğrudan ikinci seviyeye kadar inşa etmeye imkan tanır. Güzel ama bakalım. Bir düşman ordusunu dağıtmak için altın ödeyin. Çok altın zengini değilim. Gerek yok. Bir kere ilham ver. Bordi ilham vererek ordunun çatışma kabiliyetlerini yükseltmenin yanı sıra ikmalini de arttırın. Yüzde kaç arttırıyor acaba? Bunu seçebilirim. Başka? Herhangi bir karakterde harcanmak üzere her bekleme süresinde bir yetkinlik puanı. 12 turda bir yetkinlik puanı. Okey. Bir de halkı galeyana getir. Hedef komşu bölge belirli bir süre boyunca her turda 10 mutluluk kaybeder. Geç onu, hiç yaramaz. Şimdi şunu bir kesin seçeceğim. İkmale ihtiyacım olabilir. Diğeri ise... Yani 12 turda bir de birazcık az be abi. Şu işe yaramaz dedik. Yani daha düşük seviyelerde kesinlikle işe yarar da zaten en üst seviyede... Yani yapay zeka fraksiyonları mutluluk kaybetse, böyle isyan çıksa bile pek bir işe yaramaz. Hatta experience olur onlara. Faydasını olur yani düşmanın.
Sonrasını atmak için altın ödeyin. Doğrudan iki zili kadar inşaat mı? Şunu seçeyim bakalım ya. Okey, şu ikmal oranını arttırmak dediğimiz ne istiyor şimdi? Ona 12 turda bir basabiliyormuşuz. Bence şimdi basayım ya. Biraz ikmale ihtiyacım var. Düşman ordusunun olduğunu falan görmüştük. Bakalım ne kadar artacak. Şu an mesela bu arkadaşlar artı tur başı artı 14. Tur başı artı 23. Okey, okey, güzel. Şurada görebiliyor muyum tam olarak yüzde kaç etkisinin olduğunu? Harabe etkileri, sefer etkileri, ikmal %10. Direkt onun verdiğim acaba? Çok belli olmuyor ya. Ama yani faydası oldu tabii ki, o ayrı mesele. Always ready. Arkadaşı da yakalamak isterdim ama maalesef. This is our destination. Burada neyimiz var? İş gücü arttıran var. Enteresan bir binası yok. Bu şekilde kalabilir. Kaynak binaları yapılı. Güzel. Sahil enteresan bina demişken... Ay çok pardon. Terko adı 3. seviyede bir bina vardı. Ama çok acelesi yok. Öncelikle kaynaklarımı arttırsam daha iyi olur. Garnizon binası da yapıyorum zaten buraya. Şu gıda gelirimi bir arttırayım ben mesela. Makul. Ana eyaletimde ise şu tamamlanmak üzere, buna 3 iş gücü 6 turluğunu harcamak istemiyorum. Çok az odun gelirini arttırıyor çünkü. Şu tamamlansın da ondan sonra bakalım ne yapacağımıza. Okey, saray eylemi. Bir tane kumpasım vardı, itibarını sarsmaya çalışıyordum. 30 saygınlık kullanarak o ihtimali biraz daha arttırdım. %86, güzel. Karakol inşaatları. Artık biraz karakol yapabilirim sanırım ya. Mesela bir Ninurta Mabedi. Bir ticaret noktası. Bir de konaklama yeri yapalım bu mekana. Bir yere daha bir dini karakol yapmak istiyorum. Ninurta'nın tapınılma seviyesini ikinci seviyeye çıkaralım da bizim fraksiyon lideri olan Ninurta'yı buna adayalım. Okey, tamam. Orası ne olacak onu merak ediyorum. Diplomasiye bakayım en son ne durumdaydı. Çok da ilgimi çeken bir şey göremedim. Bu arada şey ya, kuzeye demişken bu arkadaşlar da birazcık göz korkutucu. 4 tane yerleşim yerleri var. Bayağı da güçlüler. sizde de bir ticaret anlaşması yapalım da o da bir nevi bir şey olsun. Saldırmazlık anlaşması yerine geçer umarım yiyeyim. Sizin gıdanız var, tamam. Sizden şöyle 200 gıda talep edeyim ben. Karşılığında da size bir 50 odun. Tamam. Güzel. Bir gün belki size saldırmak isteyebilirim ama elinizde mukaddes Mezopotamya toprakları var sonuçta. Ama ve lakin ilk hedefim Güney. Babil'i almak istiyorum ben. Herif kaldı burada ya, bir yere gitmedi. Şöyle dolanıp kaçar diye düşünmüştüm de. O zaman onu bir halledelim orada. Orada boşuna hayatta kalmasın. Sen gel şöyle bir, sen şunu bir kovala. Ha, kaçacak yeri kalmamış, süper. Kimseye bir şey olmuyor değil mi? Tamam. Şuradaki Kıytır Kordu'yu da halletmiş olduk böylece. Bu şehri kaybetmediler ama kuşatıldı bu şehir. Sinir bozucu. Sinir bozucu. Bunların hala bir ordusu var. Bir yerden getirse de şehrini korusa. Ordu burada herhalde. Şimdi direkt oraya gidebilirim ama ya bu şehri almadan gitmek istemiyorum. Maksadımı da yerine getirmek istiyorum. Dolayısıyla birazcık hem tazelenmeye de ihtiyacım var ufaktan. Sen burada tazelenmeye devam et sevgili Ninurta. Şunu 10, 11. Ha şu açılmıştı değil mi? Sırf artı 5. Onu seçemiyorum tabii.
Diğerleri daha güzel görmüştü. Onu maksimuma çıkarmanın ne faydası var bana? Daha fazla hareket kabiliyeti, hücum kabiliyet, bekleme süresi, hız, hücum bonusu. Son seviyeye çıkarırsam ekstra olarak gece muharebelerini etkinleştirir. Oo, yani yıldırım çarpışması bildiğin. Tamam, ben bunu bir 20'lemek istiyorum o zaman. Oo, inanılmaz faydalı olabilir gerçekten. Şehrin içindesin değil mi? Tamam, sen orada takıl. Sen de yanında takıl abi. Sana da şuradan şunu verelim. Saray elemi olarak kupası birazcık daha şey yapabiliyor muyum? 30 saygınlığım olmadığı için yapamıyorum. Tamam, birazcık daha dedikodu yayalım sana. Önceki tur belki bir kere daha yapalım. %87 yeterince yüksek ama %100 olmasını tercih ederim tabi. Şimdi burası 3. seviyeye çıktı. Buradaki her şeyden önce garnizonu yükseltmek istiyorum ben ya. Bir dakika, bu niye garnizon sağlamıyor ya? Bu garnizon sağlamıyormuş. Bir tane şey sağlıyor sadece. Başka ne veriyor bu? İş maliyeti, mühimmat, sahip olan oralar. Ya 3 tane birim dışında sağladığı diğer etkilerini sevmedim ben bunun. Başka bir garnizon binası da yok. Yani saldırı odaklı bir fraksiyon tamam da o kadar da olmasaydı keşke ya. 1-2 garnizon birimi daha ekleseydi. Mutluluk, kuşatmaya dayatma süresi, iş maliyeti, bitişik eyaletlerdeki sahip olan oralar, mühimmat. Yok, gerçekten işe yaramaz ya bu saldırıya uğramadığın sürece. Keşke birim ekleseydi. Hoşlanmadım bu durumda ama. Yani kaç, 12 kişilik bir garnizon var. Ya aslında o zaman buraya ben şey mi yapsam? Şunların bir tanesinin yerine gerçekten de şu zımbırtıdan mı yapsam? Burayı kaybedemem çünkü. Evet. Evet. İnşaatı iptal et. Genelde yapmayı tercih etmediğim bir şey ama garnizon binalarının bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum. Ha, bunu yapabilirim. Garnizona 3 kişi sağlıyor. İstihkama bir şeyler koyabileceğim o binayı koyabilirim. Dur, bir karar vereyim şuna. 3 tane bundan olursa 15 kişilik bir ordu oluyor. Saldırı altında bir tane general yaptım diyelim. 16 kişi. 16 kişiyle direniriz herhalde ama. Burası neresi bir de? Tamam, burası güvenli bir yer. Nispeten, ama şuraya dikmeyi tercih ederim. Bir dakika, öyle yapayım. Şimdi bir iptal et. Şuraya bir dini kor koy, dini bina koy. Buraya bir askeri bina koymak istiyorum. O askeri bina da bu olsun hadi. Yapalım tekrar. Ticaret. Buralara klasik binaları dikelim. Okey. Taşımızı harcamış olduk böylece. Aslında şu eyalete mi diksem ya? Evet evet. Önceliği o eyalete vereyim de belki bir uğrama şansım olabilir. Şunu bir iptal et. Şunu bir iptal et. O kalsın hadi. Şu yeni almaya başladığım eyalete bir dini karakol gelip birileri yıkabilir tabi de. Bir de bundan mı? Yok, onu sonra dikerim. Hareket menzili kazandıran şundan olsun. Onu da yık gitsin ya. Okey. Tam satıcı yok. Maksadı yakın zamanda halletmeyi planlıyorum. Bakalım diplomasiye de. History will remember me. Birileri vasalım olma eğiliminde ama yok, istemiyorum onu ben. Bu arada Truva ile oynarken hani bir yerleşim yeri olan işte fraksiyonu ilhak et, iki yerleşim yeri olan fraksiyonu ilhak et gibi güzel özellikler vardı ama bunda yokmuş. Ama o da yeterince güzel ya. Bu arada şey, detaylı bakmadım da. Ha, şu an Babil'in meşrutiyeti bayağı düşmüş durumda ya da benimki yükselmiş durumda. Şu an taht talibi değil, iç savaş başlatamıyor. Güzel. Şu saray kumpasında başarılı olursa daha da düşer. Burada bir şey olmadı galiba. Yok, bir dakika. Bunlar kuşatmayı kaldırmış galiba. Geri saldırmışlar, kuşatmayı kaldırmış. Şu an orayı evet kuşatabiliyor durumdayım. Oo, şahane. Direkt kuşat abi, hiç ona fırsat bırakma. Harika. Maalesef saldıramıyorum ama önümüzdeki tur otomatik sonuçlandırmayla rahat rahat alırım.
Tamam, ne sürdür? Sen de desteğe gelebilirsin. Hatta belki bunlar da destek olur bana. Şunların son şehrine gitmeden önce şurayı da alsam mı diye düşünüyorum da. Neyse önce şu anıtı bir alayım da. Gerisine sonra bakarız. Saray eylemi. Kumpaslar. Bunu daha fazla arttıramıyor muyum? Azami seviyede kumu. Ha tamam. %82. Onlar biraz ihtimali düşürmüş. Önümüzdeki tur %82 ihtimal çözecek mi bakacağız. Bu kumpas ise... ne olduğunu bilmiyoruz. Kim düzenliyor acaba? Sen mi düzenliyorsun bak? Bu arada Tunç konusunda bayağı çökmek üzereyiz. İfade ver neydi? Gerçekten ne düzenliyormuş? Bak bak bak. %0 ihtimal. Öyle evrenin kralına kumpas düzenlemek kolay mı kardeş? Bunu yapmışız. Ha geçen tur bir bina yapayım falan diye bakmış. Sonra bunu beğenmemiştim. Başka da bina yapmamıştım değil mi? Şimdi bunları tabii ki yükseltmek isterim. Sistem maliyeti, inşaat maliyeti. 5 tur mu sürüyor? Bu kaç iş gücü istiyor? 4 iş gücü. Sen öncelikle buna başla dostum ya. Garnizon minas falan da ekliyor ya. Şuraya bakalım yine hızlıca. Hiçbir şey yok. Okey. Bir yerde iç savaş çıktı. Okey. Kimin iç savaşı çıktı ya? Ege iç savaşı. Ha tamam. Kraliyet fermanı ne? Ha yeni teknoloji açtım. Okey. Şuradaki bana destek olmasını beklediğim arkadaş gitti. Olsun. Canı sağ olsun. Ona çok ihtiyacım yok zaten. Şuradan küt diye alırım. Oraya hasar vermiş olması benim için yeterince güzel bir güzellik zaten. İşgal ediniz. Bir maksat daha yerine getirildi. Aa ben bir maksat daha seçebilecektim aslında. Mukaddes toprak inşa edildi. 1000 tunç kazandım buradan. Okey tam çökmek üzereyken oradan 1000 tunç kazanmak iyi oldu. Ama tabii ki burada daha fazla tunç binası varsa, yok sadece bir tane varmış. Neyse üçüncü seviyesi yapılı. Hemen bir tamir edelim oraları. Yerli asker mi? Yerli asker istemiyorum. Sonra bir garnizon binası dikeyim yine de. Her ne kadar az şey eklese de lazım. Bir de çiftlik dikelim tabii ki. Gıdayı arttıralım. Bu yıktığım şeyin yerine ne yaparım bilmiyorum. Ona da sonra bakarız. Okey. Böyle de güzel bir yerimiz oldu. Şu büyük sargana bir bakalım. Şimdi 100 altın harcayarak talep maksat seçebiliyoruz. Bu hareketler en az maksat elde etme ihtimalini büyük oranda arttırır. Yani büyük ihtimalle bana basınca Fatih maksatlarından biri çıkacak. O anlamda mı? Bu arada şurada iki tane Fatih yerine getirdiğim için yerleşim yeri işgalinde iş gücü 1. İş gücü 2. İş gücü 3 artı 10 mutluluk. Okey güzelmiş. Evet bir tane Fatih çıktı. 12 yerleşim yerine hakim oldu. Tamam olacaktır. Olunacaktır o. Ama diğerlerinin ödülü daha iyiyse onlara yürüyebilirim. Gıda inşaatı onu yapıyorum zaten. Ama 2000 gıdaya çok ihtiyacım yok. Aşağıdaki fraksiyonları yok edildi. Tamam onu halledeceğim. Herkese de kolay. Bunun ödülü daha iyi ama bu da Fatih maksatlı. Ama bu iki tane maksat. İkisini de mi arttıracak o zaman? Bunu seç ya. Diğerini 3 tur sonra kullanabileceğim. Tamam. Yalnız şimdi ben doğal olarak da bir maksat gelmesi gerekiyordu. Ben doğal olmayan yollarda bunu seçtim sonuçta. O doğal maksat da bunun yerine gelecek mi acaba? Onu da merak etmiyor değilim. Bakalım şimdi Anatay'la geçirdim. Sur Marathi'ye doğru ilerlemek mantıklı. Babil'le direkt eyalet paylaşacağız orayı da alırsak. Ama oraya gitmeden önce şunların işini bitirsem.
Bir tane yerleşim yerleri var. Oo, iki pardon. Şurayı da almışlar. Yani savaş başlattığım biriyle o savaşı bitirmen gerekir normalde. Daha fazla güçlenmelerini fırsat vermeden. Yani hemen sadece şurası olsaydı bir alıp giderdim ama şurası da var. Burayı aldım, burayı aldım falan derken buradan bir ordu gelip anahtarı geri alabilir. Hoş olmaz benim adıma. O yüzden şimdilik o savaş kalsın. Heh. Gıdamızı arttırdık bu şekilde. Şu ilk mahalle doğru gideyim ben. Çünkü şu an medeniyet refah seviyesinde ama buhran diye mi geçiyordu şurası? Kriz. Kriz seviyesine geçmesine çok yok. İkmal oranını da ciddi oranını düşürecek parası. Okay, saray eylemi. Kumpas başarılı. Demek ki ben bundan meşrutiyet çaldım. Doğru mu? Bakalım. Yes. 181 meşrutiyetim oldu. 230'a çok kalmadı diyeceğim de biraz var da. Ama Babil'in meşrutiyeti düştü. Önemli olan o. Şimdi asıl soru. Ben bu adamı öldürsem mi? My court. My word is law here. 123 şans. Yani o şansı arttırabiliyoruz tabii ki. Yapalım mı ya? Yapalım ya, ne olsun. Sen benim itibarımı sarsmaya çalışmaya devam et. Ben senin kelleni alacağım kardeş. Dur. Buraya bakmadan önce ana yerleşimle başlayalım işe. Orada zaten iş gücü yokmuş. Tamam. Ana eyalet. Mari'de enteresanlı bir binalar var burada değil mi? Ama taşım yetersiz ya. O yüzden şimdilik çok taş istemeyen, gıdamı arttıran şu binaları yapayım. Burada bir şey yok. Diğerleri zaten benim değil. Şunu kullanınca ne oluyordu? Yani... Mevcut askeri... Ha, 100 askeri talime ulaştığımda yani 3 tur sonra eksi %10 yetişme maliyeti elde edeceğim. Peki seçer isem de birimlerin rütbelerini arttıracağım. Ha, %10 yetişme maliyeti çok şey değil. Şunu bir kullanmayı denemek istiyorum ya. Ne kadar artacak acaba? Bunların ikinci birim şey. Şu mesela ikinci rütbede. Şu mesela beşinci rütbede. Ne olacak acaba, bunu seçtim. Birer tane arttı. Tamam, çok über bir etkisi yokmuş. Hiç yoktan iyidir, ne diyelim. Okay, diplomaside var mı bir şey? Hayır, görünmüyor. Pardon, buna değil, ona tıklayacaktım. Ha, bu tur bakmıştım zaten ona. Harcanmış yetenek puanımız varmış Nurta'da. Seni 20'ye doğru ulaştırmaya çalışıyoruz. Bir rütbe kaldı 20'ye ulaşmasına. Bir de genel hareket etmedi. Ha, sen orada takıl abi. Not convenient. Soldiers in camp. Nedir? Kumpas ifşa mı oldu? Şu 60 saygınlığı kazanayım, sonra tekrar deneyeyim. Şimdi 106'ım da iyi gelir zaten. Okay. Saray eylemi. Aynısını hemen deneyemiyor muyum yoksa? Ha, tekrar deneyebiliyorum. Tamam. Yap abi. Bu sefer ifşa olursa ama yapmaya devam edeceğim. Düşman ordusunun burada olduğu ortaya çıktı. Şimdi karadan gidersem oraya ulaşamıyorum ama denizden muhtemelen ulaşırım ki marş vaziyetinde. Güzel. Önden sen git. Sen yanına in şöyle. Make landfall. Bir tane daha var. Ha, bir kişi. Yo, kaç? 34 kişilik bir ordu toplam. Vay be. Set sail. Ne fraksiyon lideri? Pardon, onu demek istemedim. Pardon. Yok öyle bir şey. Fraksiyon lideri sen misin? Evet. Ona saldırmak isterim ama galiba ona saldırırsam diğeri desteğe gelemiyor diyecektim. Evet, şuna
saldırmam gerek ki diğer komutanlar da size gelsin. Olsun, fark etmez. Bu kadar üstün olmalarına rağmen sayıca otosonuç bana rahatlıkla veriyor. Yani biraz hasar alıyoruz ama makul ya. Şuradan %8 ikmal de alırım. Ve hiçbir ordusu kalmamış olması lazım. Yalandan bir şey daha var galiba, daha önemli değil o. Okay, hiç ertelemeye gerek yok. Marş vaziyetinde kalan son şehrine doğru harekete geçelim. Fazla denemiyorum belki ama yani 12 kişilik bir garnizonu varmış, çok safe değilmiş. Birkaç de birim yaptı diyelim ama sorun olmaz ya. Şimdi burada yıktığım yere bir balıkçı rıhtımı dikebilirim. Ama onun yerine şey dikeceğim, yani Nurta Tapınağı dikeceğim. Tanrımızın gönlünü hoş tutmaya çok çabalamadık şimdiye kadar. Çabalasak fena olmaz. Şurayı 3. seviyeye çıkarmak galiba makul bir hareket olur. O yapılı dururken şunları da yükseltmek istiyorum. Ha, taşım yetmiyor şu an. Tamam, şimdilik kalsın. Tamam, maddi açıdan bir sıkıntım yok. Ben şimdi yükseltmesi yapmayacağım. Karakol inşaatları mevcut biliyorum ama yapmayacağım. İnşaat mevcut, yapmıyorum, tamam, ısrar etme. Sen bir ünvana daha sahip olabileceksin. O zaman şu %15 mühimmatı al, herhangi bir okçu yok ordusunda ama olsun. Okay, okay, her şeyin yolunda gibi. Barış istiyor, ben barış istemiyorum. Bu arada bizim... Ya gençler, ne zaman direbilirsiniz? Hadi çalışın biraz ya. Çocuk istiyorum. Ne bu? Diplomatik ticaret. Diplomatik ticaret mi? Kadınlara mal gibi davranıyorlar. Hadi gençler, hadi hadi. Bir çocuk. Ha, şuna bakacaktım, büyük sargana. Ha yok, iki tur sonra basacağım. Kendi kendine gelirim diye bakmıştım da. Bu maksadı da önümüzdeki tur yerine getirmiş olacağız. Okey. Bir yere gitmedi. İtalya general bas sadece. Tamam. Ulaşıyorsundur diye düşünüyorum. Yes. Dicle'de de bir kıyımız olacak bu sayede. Yani çevrele otobüs savaşlandırmanın daha iyi davranacağını düşünmüştüm. Davranmadı. Sen de normal yürüyüş vaziyetinde onun arkasına gel. Kim? Evet, bu savaşı kendim yapmam gerekecek. Pyrrhus zafer ediyor da o kadar sarı şu an şey yapamam. Anında birisi bana savaş açarsa hoş sonuçlar doğurmayabilir. Büyük ordu kontrolü olsun. Şu dışarıdan gelen bir tane lord var. General var. Onun öldüğüne emin olmam lazım. Ki fraksiyon hayatta kalmasın. Ama bu savaşı önümüzdeki turda yapalım. Bir dakika ya, şu savaşı başlatayım da bir sonraki bölüme yükleme ekranıyla başlamayalım. Yağmurlu olmamasını tercih ederim. Ucu sıcak olur. Okeydir. Bir sonraki tur dedim ya, bir sonraki bölümü kastetmiştim. Bu savaşı bir sonraki bölümde yapalım. Şimdilik bu bölümü izlediğiniz için teşekkür edeyim. Mümkünse bir beğeninizi rica edeyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.